Hepinize Doruk Akademi'den merhabalar arkadaşlar. Oslo derslerimize hoş geldiniz. Oslo'yu açtığımızda tekrardan tip of deyimiz karşımıza çıkıyor. Şöyle bir kapatıyoruz. E Browse the lens library diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde bu File, Lens, Evaluate, Optimize, Tolerance, e Source, Tools, Windows, Help kısmını birazcık konuşacağım sizinle. Şimdi File kısmında yeni bir lens açabiliyorsunuz. Önceki lensinizi açabiliyorsunuz. Lens kaydedebiliyorsunuz veya... Ee, herhangi bir şekilde lens kaydedebiliyorsunuz yani sizin adınızı verdiğiniz şekilde lens kaydedebiliyorsunuz. Şimdi burada şu işaretler arkadaşlar bak, bakın S var, L var, ee, diğerlerinin diğerlerinden de göstereyim bir de P var arkadaşlar mesela P premier demek ee, yani bu üçünü e, P olanı, S olanı ve L olanı e, yanlarında şekilli olanları Education Oslo Education kısmında kullanamıyorsunuz çünkü bunlar e, ücretli versiyonları programın. Ee, tabii ki bu kısıtlıyor belli başlı kısmı şeyleri ama yine de e, Oslo Education kısmı altında hani büyük bir e, oranda bir ilerleme kaydedeceksiniz. Şimdi burada bunlar bu standartların şeyini de söyleyeyim arkadaşlar. Yani en düşüğü e, Premier olanı, bir üstü standart olanı, bir üstü de Light olanı yanında L yazanı şunlar. E, olarak, e, long command file veya export lens to chat kısmını kullanamıyorsunuz. Yani bunlar ne demek? E, i̇şte Bu gerçekten çok önemli bir şey, light kısmı. O yüzden zaten en e, yüksek versiyonda kullanılıyor. Herhangi bir cad programına export edebiliyorsunuz. Yani dışarı aktarabiliyorsunuz e, çizdiğiniz görüntüyü veya çizdiğiniz lensi, herhangi bir şeyi. E, lens database kısmımız var. E, Open Database kısmımız var. Yani Lens veri tabanı veya herhangi bir veri tabanı açabiliyoruz buradan. Ee, burada arkadaşlar şuraya gelecek olursam... Şimdi Print Text Window şu an açık değil bakın koyu değil herhangi bir şey tıklanılmayacak. tıklanılmıyor üstüne veya Save Text Window... Açık değil herhangi bir şekilde üzerine tıklanılmıyor. Sadece Page Setup e, Text e, var ona tıklanılıyor. O da zaten arkadaşlar... Page Setup'ını e, ayarlayabiliyorsunuz neyse dur şuna sonradan geçelim Şimdi burada arkadaşlar e, neden Print Text veya Save Text açık değil çünkü burada bir şey yazmadığı için mesela ben lens Datalarını buradan alıyorum mesela Bunları alınca arkadaşlar Command'ı kapatalım Lens datalarını aldıktan sonra mesela Lens e, Data kısmına tıkladıktan sonra lens datalarını burada bana bu şekilde veriyor İşte radyüsleri ee, yani dereceleri thickness kalınlıkları aperture radius da arada kalmış yani boşluk derecelerini veriyor bize. Bunları sonradan tekrardan şimdilik kısa şöyle bir söyleyeyim. Hani sonradan tekrardan geçeceğim. Şimdi baktığımda arkadaşlar file kısmına geldiğimde print text window ve save text window şu an bakın açık tıklayabiliyorum. Şimdi bunlara tıkladığım zaman işte save edebiliyorum, kayıt, kayıt alabiliyorum veya print çıktı alabiliyorum. Bunların çıktısını da bu şekilde Page Setup kısmından ayarlayabiliyorum. Yani ister Letter, ister A4 e, şeklinde, ister işte Landscape e, yatay olarak, ister Portrait kısmı şeklinde işte marjinlerini ayarlayıp buradan herhangi bir çıktı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar, grafik kısmı da bu şekilde ilerliyor. Şu an grafik kısmında gördüğünüz üzere e, Print ve Save kısmı açık. Çünkü e, burada bir grafikler var. Peki ben bunları nasıl yok edebilirim, temizleyebilirim? Esasında... Şöyle basitçe bir gösterim. Ondan sonra tekrar zaten üzerinde konuşacağız. Ee, Mouse'un arkadaşlar tekste de aynı şekilde. İlk başta tekste gösterim. Bakın bu kısımda şu yazıların yazdığı toolbar kısmına değil, bu çerçeve kısmına değil veya şu alt aşağıdaki okların olduğu kısma değil diğer kısımda kalan şu iç taraftaki beyaz kısmın herhangi bir yerine sağ tıkladığınızda şöyle bir sekman açılıyor. Bakın buraya tıkladığımda açılmıyor, buraya tıkladığımda da açılmıyor, buraya tıkladığımda da açılmıyor. Tıkladığımda da açılmıyor. Herhangi bir yerde beyaz kısma tıkladığımda Şöyle bir sekman açılıyor. Bu sekmanda e, tamamını temizlemek için, şimdilik diğerlerini söylemeyeceğim, tamamını temizlemek için e, Clear Window of and SS Buffer kısmını kullanabilirsiniz. Clear dediğimde, File kısmında Print ve Save kısmı direkt olarak zaten kapanıyor. Çünkü burada Save edecek veya e, dışarı aktaracak, Print yapacak bir kısım kalmamış oluyor. Aynı şekilde burada da arkadaşlar, mesela şu an e, Print ve Save kısmı grafik e, için açık, sağ herhangi bir yere sağ bastım. Clear window dedim. Tekrar file kısmına geldim. Şu an bakın ikisi de kapalı. Ee, ben burada şu lens data ve e, plot diyagramları açık kalmasını istiyorum. Şimdi express de açalım. E, ee, spreadsheet unutmayın arkadaşlar en çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi ister open spreadsheet'ten açacaksınız isterseniz de başka bir yerden birazdan geleceğim oraya. File kısmında arkadaşlar başka preferences kısmı var. Ee, bu arada Page Setup'ın grafiğini de bu şekilde ayarlıyorsunuz. Portrait ya da Landscape diye, Ladder ya da e, A4 diye. Marjinlerini ayarlayıp sağdan soldan kaç milimetre gitmesi gerektiğini OK'ya bastığınızda zaten çıkaracaktır sizin için. E, bundan başka Preferences kısmı var. Preferences kısmı tercih kısmı arkadaşlar. Yani herhangi bir e, tercihi set edebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. E, zaten gördüğünüz gibi hemen S kısmı buraya geliyor. Standart Oslo kısmında kullanabileceğimiz şey. E, bunun dışında bir önceki geçmişte yapılan şeyler burada. Geçmişi temizlemeye şimdilik öğrenmenize gerek yok. Ben geçmişimi temizledim için bu şekilde boş gözüküyor mesela. Şurada bakın edu kısmı var. Yani osu edu kısmını kullandığımızı gösteriyor. Lens kısmına geçecek olursak. Surface Data Spreadsheet neydi arkadaşlar? Basalım bakalım. Neymiş? Bir önceki gösterdiğimiz buradaki Surface Data Spreadsheet ile aynıymış. Bunun için... İster buradan açabilirsiniz, burayı kapatabilirsiniz veya isterseniz Open Surface Data Spreadsheet kısmından açabilirsiniz. Eğer buraya bastığınızda açılmayan bazı bilgisayar hataları da olabiliyor. Ee, bunun dışında e, Glass Catalogs kısmı var, yani e, cam katalog kısmı var. Şimdi cam katalog kısmında belli başlı e, cam çeşitleri falan filan var, buraları sonradan göreceğiz. E, coating kısmı zaten kaplama kısmı bu işin en önemli kısımlarından biri olduğu için onu da zaten premier kısmına almışlar. Burada herhangi bir şey yapamıyoruz. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. E, show, show surface data, show surface... E... Show pardon tolerance data, optimization data yani tolerans ve optimizasyon e, datalarını gösterebiliyor bize veya herhangi bir lens çizebiliyoruz. Mesela lens çizme kısmında e, sistem kısmına geldiğimizde lens e, showing lens dramatic diye bir şey geliyor bize. İster planlı bir şekilde, y ye yatık şekilde mesela çiz diyelim, y ye yatık bir şekilde bu şekilde bir e, lens çiziyor bize. Bu arada İsterseniz bunu demeye edebilirsiniz. Lens kısmından şöyle herhangi başka bir şey de wireframe olarak da alabilirsiniz. Veya solid model olarak da şu şekilde alabilirsiniz. Solid model olarak, olarak aldığınızda arkadaşlar zaten yukarıda ismi çıkıyor. Optical System Layout diye. Ana, Anamorphic Brevis Objective e, 2x de zoom kısmı. Ee, burada... E, zaten Brevis örgülerini e, bazı arkadaşlar e, kafesten falan bilirler. Hani bazı mühendis arkadaşlar bilirler. Evet, görmüşlerdir. Yani bu brevis örgüleri dediğimiz işte bu brevis örgüleri. Şimdi burada e, zoom yapmamız gerekirse arkadaşlar mouse'un ortadaki tekerleğini şöyle ileri geri hareket ettirebiliyorum. Yalnız mouse'umu mesela solda tuttum, şurada tuttum. Şuraya zoom yapmasını istiyorum. Zoom yapıyorum ama sağ tarafa kayıyor. Çünkü direkt sayfanın ortasına doğru zoom yapıyor görüntümüz. E, bunun daha farklı nasıl zoom yapabilirsiniz? Mouse'un sol tuşuyla şu şekilde, bakın basıl tutuyorum şu an, parmağımı çekmedim. Bakın bir mercek çıkıyor sağ altında dikdörtgenimin. Bu merceğin mesela şu kadarına zoom yapmasını istiyorum. Bir buraya zoom yaptım. Mesela bir de şuradan aldım, şuraya zoom yaptım. İki zoomdan sonrasını zaten kabul etmeyecektir Oslo. Lens kısmı arkadaşlar bu kadar. Evaluate kısmı. Yani evaluate gerçekten hesaplama diye sanırım Türkçe'ye geçiyor. Analiz ve hesaplama kısmının olduğu yer burada ister işte aberration analiz ya da coefficient e, yapabiliyorsunuz veya image analiz yapabiliyorsunuz veya ray tracing yapabiliyorsunuz. Bunlar zaten bazıları stand, mesela e, zoom aberrations kısmı standarta ayrılmış sadece. Bazıları tabii ki kapalı olacaktır. E, mesela print FFT e, ya da Pilot FFT kısmı kapalı mesela. E, bunlar sonradan bizim veya polarizasyon kısmında mesela e, Premier kısmını atmışlar yine. E, burası böyle Evaluate kısmı. Optimize kısmı ise e, genelde kullandığımız iki tane kısım var burada. Birincisi Variables, ikincisi Slider Wheel Design. Şimdi Variables kısmı eee biz bir şeyi optimize ettiğimizde ya gerçekten arkadaşlar bu programda optimize etmek için çok farklı bir ton yol var. Ben variable kısmını kullanıp mesela bir şey optimize ettim. Optimize ettiğimde sistemin bana nasıl değiştiğini söylüyor. Yani bir önceki sistemle bir sonraki sistem sistemin nasıl değiştiğini söylüyor. İşte variable curvatures, thickness, airspace kısmını böyle teker teker tıklayıp bakabilirsiniz. Veya arkadaşlar optimize kısmından e, slider Wheel Design diğer kullandığımız kısım. Şimdi bu Slider Wheel Design'da yani nasıl söyleyeyim, farklı parametreler girerek böyle hani e, grafik çıkışına bakarak e, nerede yanlış yaptığını veya neresin, neresinin neresinin desteklenmesi gerektiğini bulabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Ama mesela bunun en çok kullanılma nedenlerinden bir tanesi şu Tamamen grafik olarak size bir neden sunuyor. Herhangi bir numerik analiz yapmadan yapıyor bu işi. Bu yüzden kullandığımız en önemli şeylerden bir tanesi bu da slider wheel design kısmı olacak. Tolerance kısmına bakacak olursak arkadaşlar, zaten Monte Carlo analizi burada gören yine mühendisler, aa Monte Carlo bu Monte Carlo mu diyeceklerdir. Monte Carlo'yu da mühendis arkadaşlarımız biliyorlardır. Ee, burada zaten premier ve standart versiyonlarının olduğunu görürsünüz çünkü tolerans kısmı e, birazcık üst düzey oluyor kaynak kodunda kaynak kısmında arkadaşlar e, preşil gaussian beam kısmını veya skev gaussian beam kısmını gaussian beam kısımları zaten bunlar e, çok bizim bakacağımız şeyler değil şimdilik e, Tools kısmında arkadaşlar e, CCL compile CCL diyor ve search CCL e, library diyor. CCL dedi arkadaşlar bir programlama dili gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani e, optik programlama dili gibi düşünün şu an için. E, bunun dışında special kısımları var zaten bu special e, kısmı muhtemelen hepsinin doludur. Aynen bir tanesinde standart bir tanesinde premier kısmını tamamen kapatmışlar. Bizim özel bir şey yapmamızı istemeyen ee, dış güçler diyelim ne diyelim ee, Windows kısmında e, text ve grafik kısmı biraz söylemiştik bir önceki derste bir şey açabiliyorsunuz yenisini açabiliyorsunuz e, veya tamamen toolbarı silebiliyorsunuz veya restore edebiliyorsunuz toolbarı aynı şekilde grafik kısmında da restore edebiliyorsunuz veya up, update edebiliyorsunuz ee, burada arkadaşlar status bar denen mesela bir kısım var ee, biliyorsunuz şu tile windows'u da söylemiştik önceden bir önceki derste. Neydi? Hocam işte grafik kısmı veya text kısmı çıkmıyor diyorsanız veya bir yere kaybolmuş gözükmüyor diyorsanız tile windows'a tıklayıp bunların gelmesini sağlayabiliyordunuz. Bunun dışında status bar denen bir şey var. Status bar arkadaşlar bu aşağıda görmüş olduğunuz bu üç tane görmüş olduğunuz kısmın yani field o oranın o alanın field 1, field 2, field 3 diye geçiyor soldan sağa doğru gidiyor. Field 16'ya kadar buraya ekleyebiliyorsunuz. Birincisinde Text Output var, ikincisinde Page Mode var, üçüncüsünde grafik Auto Cleaner var. Bunlar e, kısa yollar gibi düşünebilirsiniz. Hemen aşağıdan basmak için yerleştirilmiş şeyler olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz 4'e herhangi bir şey ekleyip OK'ya OK bastığınızda 4. Field'a yani bunun yanına şuraya eklenecektir. OK dediğinizde. Bunu aynı zamanda arkadaşlar başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Ee, bu fiyatların üzerine gelip şöyle tık, çift tıkladığınızda zaten Configure statüs Bar direkt açılacaktır. Veya şuraya çift tıkladığınızda herhangi boş kısmına veya üstlerine de çift tıklasanız olur. E, ee, status Bar açılacaktır. Buradan herhangi bir şeyleri değişebilirsiniz veya herhangi bir şey koymak istiyorsanız aşağı tarafa koyabilirsiniz. Her kısmında e, Tip of the Day kısmı var. E, Update'leri çekebilirsiniz update etmeniz gereken bir şey varsa update edin. Çünkü senkronize olması çok önemli programın. Bunun dışında arkadaşlar bu dersimiz bugünlük bu kadardı. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.